Merhaba arkadaşlar. Şimdi belin 3 tane kaskını tanıtacağım. Bu kaslar belin en çok tutan kaslarından. Bel bulit, bel vortex ve bel qualifier. Bu kasların üçünün de çene bağlantısı double D. Hani ortak özellikleri olsun diye söyleyeyim. Üçünün de yanak petleri çıkartıp yıkanılabiliyor ve isterseniz tekrar takabilirsiniz. İç petleri de aynı zamanda çıkartıp yıkayabilir, tekrar takabilirsiniz. Kompozit fiber bir kask olduğu için benim en güvendiğim kaslardan bir tanesidir. Çene ve burun pedi yoktur. İç petleri yıkanıp çıkartılabilir. Bağlantısı double D'dir. Double D ringtir. Amerika'da en çok kullanılan sistemdir. İçinde deri ve kumaş ayrıntıları görüyorsunuz. Havalandırma kanalları önde bir tane. Şu tepesindekileri de göstereyim. Tepesinde 4 tane havalandırma kanalı var. Ve arkasında da bir tane hava çıkış kanalı bulunmaktadır. Bu aynı zamanda hafif spoiler görevi görmektedir. Vespa kullanıcıları, Cafe Racer kullanıcıları belin kaslarını tercih etmektedir. Bunun tabii ki sitemizde birçok rengi ve deseni var. Şimdi belin Vortex modeline geçelim. Bu hani uzun zamandır bilinen bir model. Burun pedi ve çene pedi var. İç pedleri yıkanıp çıkartılabiliyor. Güneş vizörü yok. Camı rahat, kolay açılıp kapanabiliyor. Ön tarafında bir tane havalandırması var. Bu havalandırma camın buğulanmasını engelliyor. Üst tarafında da açıp kapatabileceğiniz 4 tane hava deliği var ve üst tarafında da özellikle hava geçirgenliği fazla olsun diye 2 tane havalandırma kanalı ayrı ayrı açıp kapatılabiliyor. Bel Vortex kaskının arka tarafında daha farklı bir sistem kullanılmış. Bir spoiler var. Bu aynı zamanda sarsılmanızı engeller. Aynı zamanda havanın rahatça çıkmasını sağlayacak 2 tane hava kanalı var. Aynı zamanda yanlarında da ufak hava kanallarıyla sizi yazında fazla terletmeyecek, kışında fazla üşütmeyecek şekilde yapılmış. Ve vizörü kolaylıkla açılabilir bir şekilde yapılmıştır. Tabii ki bağlantısı double D'dir. Yanak petleri ve çene petlerini yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Boynunuza da tam oturacak bir yapıya sahiptir. Kolaylıkla çıkartabilirsiniz ve tekrar takabilirsiniz. Çene pedi de oldukça rüzgarı geçirmeyecek şekilde yapılmıştır. Polikarbon bir modeldir. Unutmadan söyleyeyim bunu. Şimdi belin qualifier kaskına geçelim. Bu qualifier'ın yeni renkleri ve yeni desen çeşitleri geldi. Ve birçok çeşidi var bunun. Bunun da üst tarafında havalandırmaları görüyorsunuz. Şuralarında. İç güneş vizörü yok. Yanak pedleri çıkartılabilir. Yeniden takılabilir. Havalandırma kanalları çok iyidir belde. Bu camı gerektirmeyecek kadar iyi yapılmıştır ve çizilmeye dayanıklıdır. Şöyle arkasını çevirelim bakalım. Arkasında bir böyle çift bir yapı görüyorsunuz. Çift bir spoiler gibi bir yapı görüyorsunuz. Bu sizin sarsılmanızı engelleyecektir. Yani yüksek hızlarda sarsıntıyı engelleyecek şekilde yapılmıştır. Arka tarafında da 2 tane büyük hava kanalı görüyoruz. Bel her zaman kaslarında arkasına yakın bir yerde ve boynunuza yakın bir yerde bir havalandırma kanalı daha tutuyor. Bunun nedeni boynunuzun da fazla ısınmasını, fazla terlemesini engellemek içindir. Ve bağlantısı double D'dir. Double D bir bağlantıdır. Burun ve çene pedi yok bu kaskın. Fakat istediğiniz gibi yanak pedlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Bu da bu dışındaki ped de boynunuza tam oturmasını sağlayacaktır. Ama dış kabuğu polikarbondur. Benim en çok tuttuğum, en beğendiğim bunlar arasında bel bulittir. Çünkü kompozit fiber bir yapıya sahiptir. Daha farklı kas çeşitleri ve renk çeşitleri için sitemize girebilir. Oradan inceleyebilirsiniz hepsini. Hepinize iyi sürüşler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi sürüşler.